geldi efendim. 19 gün sonra sandık başına gideceğiz. Şu anda bazılarınız tatillere gitti, köyüne gidenler var, tatile gidenler var. Ama 19 gün sonra İstanbul için seçim zamanı. 6-7 milyar TL civarında bir hareket olmasını biz bekliyoruz. Yani o da 1 milyar dolar civarında bir bütçe demektir. Bayram tatili başladı. Milyonlarca kişi 9 günü değerlendirmek için harekete geçti. O hareket bereketi de beraberinde getirdi. 9 günlük tatilde 6 milyar liralık bir ekonomi beklentisi var. Ramazan bayramı tatili 9 güne çıktı. Büyük şehirlerde yaşayanlar memleketlerine kıyı şeridindeki tatil beldelerine akın etti. Bayramda tatile çıkanların sayısı 8 milyona ulaştı. Turizme pozitif katkısı oldu tabii ki. Bayramın önceden açıklanıyor olması ilk defa oldu ve çok faydalı olduğunu da gördük. Bayram tatilinin önceden açıklanmasıyla erken rezervasyonlar yapıldı. Uçak, otobüs, vapur ve tren biletleri alındı. Sahil şeridindeki otellerde de doluluk oranları turizmcinin yüzünü güldürdü. Kıyı şeridindeki oteller özellikle birinci bant otellerinin tamamı dolu. Rezervasyon yapmayan gittiği yerde son dakika kalacak yer arayanlar da olacak. Turizmciler onlardan da umutlu. Tüm otellerin yüksek dolulukla kapatacağına inanıyorum bayram dönemine. 9 günlük bayram tatili ekonomide de hareketlilik sağlayacak. Yapılan harcamalarla 6-7 milyar liralık yani 1 milyar dolardan fazla bir hareketlilik yaşanacak. Ekonomi canlanacak.